Minik İstikballer Anaokulu ve Kreşi'nin katkılarıyla hazırlanan Minik İstikballer başlıyor. Hazırlayan ve sunan Şeyma Nur Kavut. Merhaba sevgili çocuklar, benim mini mini çok değerli dostlarım. Güzel bir cumartesi sabahında sizlerle birlikteyiz.
Programımızda sizlere eğlenceli dakikalar bekliyor. Bu hafta benim birbirinden tatlı, birbirinden akıllı misafirlerim var. Bu arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Aynı zamanda İstikbal Eğitim Kurumları kurucusu Özcan Dalgıç Beyefendi de bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Şimdi arkadaşlarımızı bir tanıyalım. Ben çok merak ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de bu merakta ve onları fazla merakta bırakmadan birinci arkadaşımızdan başlayalım. Senin adın nedir? Bengi. Bengi. Bengi, sen hangi okula gidiyorsun? İstiklaller. Ben sesini duyamadım. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? Minik istikballer. Minik istikballer kreşine gidiyorsun. Evet. Öğretmeninin ismi nedir? Medine. Medine öğretmen. Evet, şimdi ikinci arkadaşımızı tanıyalım. İkinci arkadaşımız, senin ismin nedir? Yakup. Yakup. Yakup, sen hangi okula gidiyorsun? Minik istikballer. Yakup'un ama bir de ikinci ismi var değil mi Yakup? Onu da söyle bakalım güzelce, ne soy isminle birlikte. Yakup. Tam olarak tanısınlar. Emir Kınalı. Yakup Emir Kınalı. Aferin. Evet, aferin sana. Peki, kreşteki öğretmenin adını söyler misin bize? Medine. Medine öğretmen. Oo, siz sınıf arkadaşınızsınız demek ki. Bengi ile beraber. Şimdi üçüncü arkadaşımıza geçelim. Üçüncü arkadaşımız, bize ismini söyler misin? Ömer Kağan. Ömer Kağan. Ömer Kağan, sen hangi okula gidiyorsun? Minik İstikballer. Minik İstikballer kreşine gidiyorsun. Öğretmenin ismini söyler misin bize? Medine. Medine öğretmen. Oo, üç tane sınıf arkadaşı var yanımda bir demek. Bir de Özge var. Bir de Özge öğretmenim var. Evet, tamam. Ne güzel. Onlara selam söyler misiniz? Hadi bakalım buradan onlara bir selam söyleyin. Medine öğretmeninize sizi çok seviyoruz, Özge öğretmenim sizi çok seviyoruz diye selam söyleyin bakalım. Hadi bakalım. Medine öğretmenim seni çok seviyoruz. Özge öğretmenim seni çok seviyoruz. Aferin sizlere. Bakalım hocam bu yavrular kaç yaşındalarmış? Evet Bengi, sen kaç yaşındasın? 5,5. 5,5 yaşındasın. Maşallah. Yakup Emir, sen kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Oo. Ömer Kağan, sen kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Ben Minik İstikballer Kreşi'ne ziyarete gittiğimde Bengi'nin bir ikizi olduğunu gördüm. Bengi, ikizinin ismi nedir? Asel. Asel aynı sana benziyor. Asel'le anlaşabiliyor musunuz evde? Evet. Oo, süper. Hocam, hiç kavga etmiyorsunuz değil mi? Evet. Sadece Bengi'nin sonra, değil. Evet. Evet, sonra Ömer Kağan'ın da bir ikizi olduğunu gördüm. Ömer Kağan, ikizinin adı nedir? Kemal Buğra Çetin. Bir daha söyle bakalım ama tam anlayamadık. Kemal Buğra Çetin. Hah. Benim soyadım da Çetin. Tabii doğru olarak. Sen kardeşini çok seviyorsun değil mi Bengi gibi? Hiç kavga etmiyorsunuz. Yakup, senin kardeşin var mı? Hı hı. O da kız. Onun ismi ne? Sen biliyor musun? Zeynep Zümra Kınalı. Zeynep Zümra Kınalı. Çünkü sınıfımıza geldi. Zeynep Zümra kaç yaşında? 4 yaşında. 4 yaşında, küçük. Sen de ona çok iyi abilik yapıyorsun değil mi? Evet. Aferin sana. Benim bir tane daha üçüzüm var. Üçüzün mü var? Üçüzün var. O da daha bebek. Ha, bebek. Ona üçüzümüz demiyoruz. Ne diyoruz? Kuzenim. Kardeşin. Küçük kardeşin oluyor, tamam mı tatlım? Ama bir de kuzenim oluyor. Kuzenin de olacak inşallah. Evet. Benim güzel misafirlerim. Benim için acaba bugün neler hazırlamışlar? Bengi, bugün benim için hangi sureyi okuyacaksın? Nas. Nas suresini okuyacaksın. Evet, senden o zaman çok güçlü bir sesle Nas suresini istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerrin vesvas. Vesvasil hannas. Ellezî vesvesu fî sudûrin nâs minâl cinneti ve nâs. Aferin, tebrik ediyorum seni Bengüsü.
Bengisu değildi doğru. Bengi'ydi değil mi? Hadi bakalım. Yakup Emir, sen bizim için hangi sureyi okuyacaksın? Sen bizim için Fatiha suresini okur musun? Besmele çekelim ilk önce. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn İhdinis sıratel müstakîm Sıratel lezîne en'amte aleyhim Vâlin mevdûbi aleyhim ve zâlin amin. Aferin sana. Tebrik ediyoruz seni. Bengi, sen neden Yakup Emir suresini okurken güldün? Çok mu hoşuna gitti? Çok güzel okudu değil mi? Evet. Şimdi Ömer Kağan'ın hangi sure için hazırlandığını ben çok merak ettim. Sübhaneke. Bugün sen benim için İhlas suresini okur musun? Hadi besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Onu hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Ben ona daha geçmedim. Geçmedin. O zaman hangi sureyi okuyacağız hocam? Sen bize hangisini okumak istiyorsun? Tamam, tamam. Sübhaneke'yi çok iyi biliyorsunuz zaten. Sübhaneke duasını okuyalım beraber. Başka sureyi oku. Sübhaneke'yi mi okumak istiyorsun? Hadi bakalım Sübhaneke'yi oku. Sübhaneke Allahümme ve bahamdik ve tebarek esmik ve la ila galik. Ömer Kağan, birazcık heyecanlı mısın sen? Heyecanlanmaya hiç gerek yok ki. Biz seninle sohbet ediyoruz. Şimdi heyecanımız birazcık geçsin. Biz Bengi ile sohbet etmeye devam edelim. Bengi, okulda senin en sevdiğin arkadaşın kim? Ezel. Ezel. Ezel'le neler yapıyorsunuz okulda? Boyama yapıyoruz. Boyama yapıyorsunuz. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? Evet. Ne yapıyordun Ezel'le? Boyama. Boyama yapıyordun. Evet, Yakup Emir, senin en sevdiğin arkadaşın hangisi? Taha. Taha'yı çok seviyorsun. Onunla en çok ne yapmayı seviyorsun? Oyun oynamayı. Oyun oynamayı. En çok hangi oyun? Arabacılık. Arabacılık. Ömer Kağan, senin en sevdiğin arkadaşın kim? Miraç. Miraç. Oo, çok güzelmiş ismi. Miraç'la neler yapmayı seviyorsun? Resim. Resim yapmayı seviyorsun. Peki senin en güzel yaptığın resim ne resmi? Cami. Cami resmi. Çok tebrik ediyorum seni. Cami resmi. Herkes kolay kolay yapamaz. Hatta bugün de cami yapın dedi öğretmen. Bugün de cami yapın dedi. Ben sen de en güzelini yapmışsındır eminim. Peki bizim için şiir hazırlayan biri daha varmış. Ömer Kağan. Benim yüzüme boncuk boncuk bakıyorsun. Sen misin yoksa onu hazırlayan? Ne hazırladın peki bizim için? Hangi şiiri hazırladın? Hayvanlara. Hayvanlara? Duayı hazırladın. Şimdi senden yüksek sesle bunu okumanı istiyorum. Anlat bana güzel annem. Yurda anda büyürler, toprakta karıncalar. Hep birlikte bir dönem söyler. Cik cik derler, hav hav derler, me derler, mü derler. Dağ nere nere derler. Hep birlikte bir dönem söyler. Allah der bütün kışlar. Hepsi gelince Allah der. Teşekkür ediyorum Ömer Kağan. Aferin sana. Çok güzel ezberlemişsin. Peki hep beraber şarkı söyleyelim mi sizlerle? Evet. Hangi şarkıyı söyleyelim? Ben büyüyünce trafik polisi olacağımı söyleyelim mi? Bir tane daha var. Hangisi? Sümüklü böcek. Sümüklü böcek. Bir tane daha var. Adı Toso. Tamam. Peki ben büyüyünce trafik polisi olacağımı hep beraber söyleyelim. Ben büyüyünce trafik polisi olacağım. Şapkamı takıp, düdüğümü çalıp, yayalara yolları açacağım. Şapkamı takıp, düdüğümü çalıp, yayalara yolları açacağım. Kim hata yaparsa, kurallara uymazsa, onlara ceza yazacağım. Kim hata yaparsa, kurallara uymazsa, onlara ceza yazacağım. Çok teşekkür ediyorum. Siz ne kadar güzel öğrenmişsiniz bunu. Medine öğretmeniniz çok güzel öğretmiş size. Özge öğretmenim de öğretiyor. Özge öğretmeniniz de çok güzel öğretmiş. Çok güzel çalıştırmış sizi. Bir de yemek var. O nasıl? Söyleyebilir misin? Hadi bakalım bir de o zaman onu söylesen. Madem biliyorsun.
Mutfakta yemek pişer, atıştırdım üçer beşer. Çok gelsen karnın şişer, az dersen şortun düşer. Çek çek şortunu çek, çek çek şortunu çek. Bu kadar. Tamam, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyorum seni. Şimdi hocam bu çocuklarımızla birlikte güzel bir ezgi dinleyelim mi? Evet hocam, dinleyelim. Hadi sor dağlara, hadi sor taşlara, hadi sor kuşlara, Rabbin kimdir diye. Hadi sor dağlara, hadi sor taşlara, hadi sor kuşlara, Rabbin kimdir diye. Minik İstikballer Anaokulu ve Kreşi'nin katkılarıyla Minik İstikballer devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, küçük misafirlerimizle beraber yine sizlerle birlikteyiz. Evet Ömerkan, heyecanın biraz geçti mi? Evet, artık daha iyisin değil mi? Kafamızı sallamadan cevap verelim ama. Şimdi ne yapıyoruz? Cevap vermemiz lazım çünkü radyo programında biliyorsun
bizi kimse göremez. O zaman nasıl anlaşacağız? Konuşarak anlaşacağız. Haydi bakalım. Şu anda bizleri annemiz, öğretmenimiz ve tüm arkadaşlarımız dinliyor. Yakup, senin de heyecanın geçti mi? Evet. Geçti. Çok güzel. Artık heyecanlı değiliz, değil mi? Dengi. Geçti. Çok güzel. Aferin size. Ömer Kancığım, biraz hasta mısın? Geçmiş olsun. Az önce hapşurduğunu duydum. Geçmiş olsun. Peki. Hapşurunca ne diyoruz çocuklar? Elhamdülillah. Tamam. Biz ne diyoruz o zaman? Yerhamükallah. Ondan sonra siz ne diye dua ediyorsun? Aferin, tebrik ediyoruz. Çünkü bunlar bizim için çok güzel dualar. Peygamber Efendimizin bize tavsiyeleri, sünnetleri, değil mi çocuklar? Onları ne yapacağız? Eve girerken, çıkarken dua edeceğiz. Annemize, babamıza dua edeceğiz. Selamlaşmayı unutmayacağız. Uyurken dua edeceğiz. Her zaman yaptığımız bu duaları unutmayacağız. Çünkü bu duaları yaptıkça hep sevap kazanıyoruz. Anlaştık? Tamam, sizi her zaman bu duaları yaptığınızı biliyorum. Ben öğretmeni dua ediyorum. Ediyorsun, öğretmeni dua ediyorsun. Ne diye dua ediyorsun Ömer Kağan? Erkek varmış, bir de kız istiyormuş. O yüzden. Tamam. İnşallah Allah nasip eder Allah, ona da. İnşallah hayırlı evlat versin, değil mi öğretmenimize de? Peki. Erkek var ama. Tamam. Peki. Peki. Peki arkadaşlarım, Peygamber Efendimizin bizlere hadisi şerifleri vardı. Bunları öğrenmişsiniz siz. Evet. Ömer Kağan, sen hangilerini ezberlemiştin? Bizlere sayar mısın ezberlediğin hadisi şerifleri? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İslam güzel ahlaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İlim tahsil etmek her Müslümana farzdır. Dua, müminin silahıdır. Cennet, annelerin ayakları altındadır. Cennet, annelerin ayakları altında mıdır Ömer? Cennette. Cennette, evet. Cennet, nice annelerin ayakları altındadır, biliyor musun? Bilmiyor musun? Annelerimiz bizlere çok güzel bir şekilde ilgilendikleri için, bizlere hizmet ettikleri için, onlar böyle çok zahmetler çektikleri için, bizleri büyütürken bizlere onlar çok yardımcı oldukları için, eğer iyi bir insan olurlarsa, biz onlara hizmet edersek ne yapacağız? O zaman cennet bizler için annelerimizin ayakları altında olmuş olacak. Annelerimize böylelikle biz ne yapacağız? Öf bile demeyeceğiz. Çünkü annelerimiz bize ne yaptılar? 9 ay karnlarında bizi taşıdılar. Çok büyük zahmetler çektiler. Bizleri büyüttüler. Onlara biz ne yapacağız? Saygısızlık yapmayacağız. Onlar ne isterlerse yapacağız, değil mi? Onların her istediklerini yerine getireceğiz. Onları üzmeyeceğiz. Biz büyüklerimizi, zaten siz çok akıllı çocuklarsınız. Akıllı çocuklar ne yapar? Büyüklerini üzmez. Onların istediklerini yaparlar. Ondan sonra güzelce ne, anneleri de onlara yardımcı olur. Güzel oyunlar oynamalarını, güzel yemekler yaparak onlara destekler, değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edebilir misin? Cennet annelerin ayakları altındadır demiştin. Ondan sonraki hadis-i şerifi hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Yakup Emir? Sen de mi hatırlamadın? Ondan sonra hangi hadis-i şerif geliyor? Dengi? Hadi bakalım. Baştan bir şöyle hatırlayın. Baştan başlayalım. Bengi, sen baştan başlamak ister misin hadis-i şeriflere? Hadi başla bakalım yüksek sesle. Hocam, fırsat eğitimimiz var. Hapşurduk. Elhamdülillah dedi yavrumuz. Biz de hemen bu fırsatı kaçırmayalım. Yerhamdülillah diyelim. Evet, ondan sonra sen tekrar ne diye dua ediyordun? Yehdina. Yehdina yehdikumullah. Aferin. Yehdina ve yehdikumullah diyorduk. Aferin. Yakup Emir. Allah şifa versin inşallah. Yakup Emir, sen bana öğrendiğin hadisi şerifleri tekrarlar mısın? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İslam güzel ahlaktır. Müslüman, Müslüman kardeşidir. İyi tahsil etmek her Müslümana fazladır. Cennet acelen ayakları altındadır. Sonra Bengi, sen devam etmek ister misin? Devam edelim. Dua müminin ayakları altındadır. Siz çok heyecanlandınız bugün. Esasen
40 hadisi şerifi. Siz biliyorsunuz, ben biliyorum ama ne yaptınız? Ben anneme sonuna kadar, anneme ben sonuna kadar okumuştum ama şey unuttum değil mi? Şu anda heyecanınız halen geçmedi sizin galiba. Öyle mi? Peki o zaman ben sizin kreşinize misafirliğe geldiğimde siz Allah'ın güzel isimlerinden de ezberlemiştiniz. Evet. Ömer Kağan, hangilerini ezberlemiştin? Yüksek sesle onlardan sayabilir misin? Heyecanın biraz yatışmıştı ya, az önce öyle söylemiştin. Ne? Esma-ül Hüsna'dan bize Allah'ın güzel isimlerini sayabilir misin? Evet, seni dinliyoruz. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, Er-Meri, Er-Kuddüs, Es-Selam, Er-Mütmin, Er-Mühemin, Er-Aziz, Er-Cebbar, Er-Mütekebbir, Er-Halik, Er-Bari, Er-Musabbir, Er-Kahar, Er-Kafar. Bu kadar ezberledin. Aferin sana, çok teşekkür ediyorum. Yakup, sen de bize saymak ister misin öğrendiğin Esma-ül Hüsna'dan Allah'ın güzel isimlerini? Evet, seni dinliyoruz. Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, Er-Melik, Er-Kuddüs, Es-Selam, Er-Mü'min, Er-Mühemin, Er-Aziz, Er-Cebbar, Er-Mükettebir, Er-Haluk, Er-Balik, Er-Musavvir, Er-Gaffer, Er-Gahhar, Er-Vehhab, Er-Lezzak, Er-Fehtah, Er-Alim, Er-Gabız, Er-Adil, Er-Lafız. Bu kadar mı? Biraz da heyecandan unuttun galiba. Yoksa onun sen daha fazla vardı. Evet, Ömer Kağan hatırlamış. Biraz heyecanlandığınız için unuttunuz. Yoksa hepsini biliyorsunuz. Ben sizden bunları dinlemiştim daha önce. Aferin size. Öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Özcan Hocam, onun dışında şu anda değerler eğitimiyle ilgili başka çalışmalarımız da var mı okulda? Tabii ki. Yani çocuklarımızın değerler eğitimi dediğimiz eğitim esasen ahlak eğitimi, temel eğitimleri vermeye gayret ediyoruz. Çünkü yapılacak çalışmalarda Allah sevgisi ve peygamber sevgisini onlara verebilir isek, hayatlarında hep bu düstur ile hareket ederlerse çocuklarımız ileride sıkıntı yaşamazlar, anne babasına karşı asi olmazlar, millete karşı faydalı bir fert olurlar. İyilik yapmayı, cömert olmayı, arkadaşlarıyla yardımlaşmayı, güzel ahlakı, güzel edebi öğretebilmemiz bizim için en önemli kısım. Tabii ki çocuklarımız Kur'an-ı Kerimler öğreniyorlar, dualar, sureler öğreniyorlar, Esma-ül Hüsna'lar ve hadis-i şerifler öğreniyorlar. Bunları öğretirken elimizden geldiğince sadece ezber mahiyetinde olmamasına dikkat etmeliyiz, gayret göstermeliyiz. Çocuklarımız güzel bir şekilde bunları önce Kur'an-ı Kerim'e ele aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'i sevmeli, sevdirebilmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e ele aldığı zaman onu okumakta zorlanmamalı. Ondan hatta özür dileyerek söylüyorum, nefret ettirmemeliyiz. Çünkü eğer baskıyla okuttuğumuz zaman, bilhassa bu okul öncesi dönemde nefret ettirdiğimiz zaman bu çok yanlış bir şey olur. Bizim çocuklarımıza yapacağımız en büyük başarı, Kur'an-ı Kerim'i bu yaş döneminde okumayı öğrenemeseler dahi onlara Kur'an sevgisini verebilmemiz, Allah İlk sevgisini verebilmemiz. Adımdır değil, değil mi hocam? İlk adımdır. Temelini hazırlamak. Kesinlikle. Sonrasında çünkü çok büyük çocuklarımız sıkıntılar yaşayabilirler bu hususta. Onları bu şekliyle ısındırmamız lazım, kalplerini kazanmamız lazım. Temelini güzel bir şekilde attığımız takdirde Allah'ın izniyle yavrularımız daha sonraki hayatlarında hep istikamet üzerinde olurlar. Ama biz dikkatli olmalıyız. Eğitimciler olarak, anne babalar olarak çok dikkatli olmalıyız. Bu hususlarda manevi eğitim ve değerler eğitiminde tabii ki öncelikli olarak kendimiz göstermeliyiz. Onlara örnek olmalıyız. Çünkü çocuklara vereceğimiz bizler büyüklerin en büyük mesajı kendi yaşadıklarımız onlara büyük bir göstergedir. Eğer biz yaşamazsak çocuğumuz eve gider. Mesela gün okulda neyi öğrenmiştir? Okulda su içmeyi, adabını öğrenmiştir. Ama çocuğumuz bir bakıyoruz, eğer anne babası uygulamazsa bunu terk edebiliyor. Veya anne babasına, babacığım, anneciğim bak suyu biz böyle öğrendik, böyle içmeliyiz diyor. Tabii ki aile eğer bu noktada çocuktan böyle bir ikaz geldiği zaman onu tebrik edip o şekilde uygulamaya devam ederse en güzel şekliyle çocuğumuza örnek teşkil etmiş olur.
bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, kalıcı olması için muhakkak okulda öğrenilenin evde uygulanması, ebeveyn tarafından gösterilmesi gerekiyor. Yaşamadığımızı sorulanırız, yoksa yaşadığımızı göstermediğimiz takdirde örnek bir aile olamayız. Evet, kalıcı hale gelmez. Küçük misafirlerim, siz Kur'an-ı Kerim okumayı seviyor musunuz? Evet. Peki hangi öğretmeninizle okumayı seviyorsunuz? Sınıfta iki öğretmeniniz varmış duyduğuma göre. Medine öğretmeninizle mi, Özge öğretmeninizle mi? Ben ikisini de fark etmedim. Fark etmiyor. Ben de ikisini. Evde kiminle okuyorsunuz peki Kur'an-ı Kerimlerinizi? Bazen annemle okuyorum. Bazen annenizle okuyorsunuz. Yakup Emir sen? Dedenlerle okuyorsun. Tamam. Aferin size. Çünkü evde de okuyacağız. Her yerde Kur'an-ı Kerim'imizi okuyacağız, değil mi güzellerim benim? Ama namaz vakti gelince. Namaz vakti. Sadece namaz vaktinde mi okuyacağız? Namazda dualarımızı, surelerimizi okuyacağız. Ama diğer zamanlarda ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i güzelce ne okuyacağız? Anlaştık mı? Ben zaten evden abdest okuyorum. Aferin sana. Tebrik ediyorum seni. Güzel, güzel. Şimdi öğretmeniniz bize bir hikaye okusun mu? İster misiniz? Öğretmenimiz bir hikaye okur musun? Deyin bakalım. Hadi bakalım, öğretmeniniz okuyacak mı? Siz istersiniz de ben okumaz mıyım? Hemen bugün için hazırladığımız hikayeyi okuyacağız. Hikayemizin ismi Yalancı Maymun. Bugün hava çok güzeldi. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Deniz çarşaf gibi dümdüzdü. Denizde kıpırdayan tek şey ilerlemekte olan büyük yelkenliydi. Bu yelkenli bir yük gemisiydi. Afrika'dan aldığı yükleri Akdeniz'deki limanlara götürmekteydi. Gemide kaptan ve tayfalardan başka yolcu yoktu. Tabi maymun çitayı saymazsak. Çita ne tayfaydı ne de yolcu. O kaptanın sevgili maymunuydu. Ayrıca bütün geminin maskotuydu. Tayfalar çitaya gemici elbiseleri giydirmişti. Başına da kaptanın şapkalarından birini takmışlardı. Gemi böyle sakin sakin ilerlerken ansızın hava bozuluverdi. Gökyüzü simsiyah oldu. Çocuklar, simsiyah olunca gece. Gece mi oldu yoksa yağmur? Yağmur yağacak. Evet. Ardından şimşekler çakmaya başladı. Devamında büyük bir fırtına çıktı. Geminin içi alt üst olmuştu. Sular gemide girmedik yer bırakmamıştı. Kaptan son bir gayretle geminin dümenini tutmaya çalışıyordu. Dümen ne biliyor musunuz? Gemiyi yönlendiriyor. Gemiyi yönlendiriyor. Kaptan ve tayfalar gemiyi kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Fakat fırtına çok kuvvetliydi. Koca yelkenli denizde bir ceviz kabuğu gibi sallanıp duruyordu. Çita da fırtına ile oradan oraya savruluyordu. Döndüremiyordu yani dümeni. Evet. Sonunda gemi de daha fazla dayanamayarak battı. Yunus balıkları geminin battığını gördüler. Yunuslar çok yardımsever balıklardı. Hızla geminin yanına doğru yüzdüler. Bir yunus çıtayı sırtına aldı. Minik fare ve papağan da çıtaya sıkı sıkı sarılmışlardı. Yunus balıkları batan gemideki diğer denizcileri de kurtarmak istiyorlardı. Her yunus bir denizciyi sırtına almıştı. Yunuslardan biri de maymunu sırtında taşıyordu. Herkes tam boğulacakken kurtuldukları için çok mutluydular. Yunuslar sırtında taşıdıkları canlılar boğulmasın diye suyun üzerinden yüzüyorlardı. Çıtayı sırtına alan yunus çok konuşkandı. Maymuna "Sen nerelisin?" diye sordu. Çıta meşhur biri gibi görünmek istiyordu. "Ben Mısırlıyım. Mısır'ın en tanınan tüccarlarından biriyim. Piramitleri de ben yaptırdım. Sen şans eseri geminin en meşhur insanını kurtardın." diyerek böbürlenmeye başladı. Halbuki çitanın anlattıklarının hepsi yalandı. Mısır'ı uzaktan bile görmemişti. Sadece denizcilerin anlattıkları kadar biliyordu. Gerisini kendi uydurmuştu. Çita Yunus'la konuşmaya devam etti. "Benim adım Milano.
benden istediğin bir iyilik varsa söyle. Çevrem çok geniştir. İstediğini hemen yerine getirebilirim diye böbürlenmesine devam etti. Yunus ise benim için meşhur olup olmaman önemli değil. Ben bir canlıyı ölümden kurtarmak istemiştim. Sen bana yalan söyledin. Ceza olarak seni bu ıssız adaya bırakıyorum diye karşılık verdi. Çita hatasını anlamıştı. Fakat iş işten geçmişti. Çocuklar, Çita'nın yaptığı hareketi siz nasıl buldunuz? Çok çirkin. Çok çirkin. Onu kurtarmak isteyen birine yalan söyleyip onu kandırmaya çalışmış. Çok yanlış değil mi? Evet. Siz olsaydınız böyle bir şey yapar mıydınız? Hayır. Sınıfta arkadaşlarınızla yardımlaşıyor musunuz? Evet. Mesela ne olduğunda yardım ediyorsunuz? Benden kağıttan bilgisayar yapmamı istemişti. Ben de yaptım. Kim senden bilgisayar yapmanı istemişti? Bilge. Bilge. Bilge de gelmişti çünkü. Bilge. Bilge'ye yardım ettin. Ne kadar memnun olmuştur değil mi sen yardım ettiğin için? Hatta bugün, hatta şey yaptım. 70'yüz. Aferin sana. Yakup, sen de arkadaşlarına yardım ediyor musun? Hı-hı. Nasıl yardım ediyorsun mesela? Birisinin bir yeri acıdığı zaman onu öğretmene söylüyorum. Onu öğretmene söylüyorsun. Evet, öğretmeni çağırıyorsun yardım etmek için değil mi? Hı-hı. Peki, evde annenize ve babanıza da yardım ediyor musunuz? Evet. Mesela annenize hangi konularda yardım ediyorsunuz? Yemek yaparken. Ben de puding yaparken. Puding yaparken. Evet. Değerli misafirlerim, değerli dinleyicilerim. Şimdi arkadaşlarımız bizlere bir şarkı daha hazırlamış. Ne hazırlamıştık? Sümüklü Böcek. Sümüklü Böcek şarkısını hazırlamıştık. Hep beraber söyleyelim. Evet. Radyoları başında dinleyen arkadaşlarımız da bunları duysun. Belki onlar da öğrenmek istiyorlar. Hadi başlayalım. Onlar zaten biliyor. Belki bilmiyorlardır. Sen güzelce söylersen onlar da öğrenirler. Hadi bakalım. Sümüklü böcek suya düşecek. Annesi ona çok kızacak. Annesi hasta, ay ay. Babası polis, oh oh. Abisi güm. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum. Annesi niye suya düşünce kızıyor? Hasta olacağı için mi? Evet. O zaman hasta olmamak için ne yapmalıyız? Dikkatli olmalıyız değil mi? Evet ama olsun güzel. Hepimiz ama şimdi hayvanlar da bazen bize örnek olmalı değil mi? Bak masalımızda da vardı. Ama hiç de örnek olmuyor. Öğretmeniniz okuduğu hikayede de değil mi? Şarkılarda da biz ama ne yapmalıyız? Ama orada yalancı çita vardı. Tamam, yalancı çita vardı. Burada da sümüklü böceğin düşmemesi için hareket ediyoruz, tamam mı? Evet kıymetli misafirlerim, radyoları başındaki dinleyenlerim. Şimdi de bir radyo tiyatrosu dinleyeceğiz sizinle beraber. Sema Maraşlı'nın sesinden Can Oğlan'ın Hazinesi'yle beraberiz. Can Oğlan'ın Hazinesi. Köyün birinde Can Oğlan adında çok akıllı bir çocuk yaşarmış. Şu koskoca dünyada Can Oğlan'ın annesinden başka bir akrabası yokmuş. Çok fakirlermiş. Annesinin bahçeye diktiği sebzeleri satarak geçiniyorlarmış. O yıl Can Oğlan okula başlamış. Bütün derslerinde çok başarılıymış. Sene sonunda şehirde bir sınav yapılmış. Can Oğlan'ın öğretmeni onu da götürmüş sınava. Yüzlerce çocuğun katıldığı sınavda Can Oğlan birinci olmuş ve bir ödül almış. Ödülleri çantanın içine koymuşlar ve çantayla ödüllerini Can Oğlan'a vermişler. Can Oğlan köye geldiğinde ödülünü annesi dışında hiç kimseye göstermemiş. Bütün arkadaşları merak etmişler. Can Oğlan ne aldın? Can Oğlan ne verdiler? Para mı? Altın mı? Söylesene. Can Oğlan birinci oldun. Söylesene ne aldın diye onu sıkıştırmışlar. Ama Can Oğlan ısrarla hayır. O çantanın içindeki ödüller bana ait ve kimseye de göstermek istemiyorum demiş.
Çocuklar bu sefer daha da çok merak etmişler. Bir araya geldikleri zaman, ay çantada ne var acaba? Altın mı var? Yoksa pırlanta mı var? Yoksa para mı var? Yoksa karışık taşlardan, değerli taşlardan hazineler mi var diye kendi aralarında konuşuyorlarmış. Neredeyse meraktan çatlayacaklarmış. Karpuz gibi çatada ortadan ikiye ayrılacaklarmış. O kadar merak etmişler. Ve bir gün aralarında konuşup Canoğlan'a bir tuzak hazırlamışlar. Oyun oynarken ikisi Canoğlan'ın kolunu tutup birisi çantayı çekip içindekileri boşaltmaya karar vermişler. Ve aynen yapmışlar. Canoğlan'ın kollarını ikisi yapışınca bir tanesi çantayı çekmiş, içinde ne varsa yere dökmüş. Sonra Canoğlan'ı bırakmışlar. Hepsi hayrette çantadan dökülenlere bakmaya başlamış. Canoğlan kızmış, yere oturmuş ve dökülen ödüllerini yerden toplamış. Onlar hala çantanın içine bakıyorlarmış. Altınlar, paralar nerede, niye dökülmedi diye. Canoğlan'ın çantasından bir diş fırçası düşmüş, bir tırnak makası, bir sabun, bir de küçük bir havlu çıkmış. Canoğlan onları eline almış. Bu yaptığınız çok ayıp demiş. Benim özel eşyalarımı almaya ve dökmeye hakkınız yoktu. Onlar hala altını ve paranın derdindelermiş. Canoğlan söylesene, altınlar nerede? Hani değerli taşlar, hani hazine nerede? Canoğlan çok şaşırmış. İşte demiş, ödüllerim bunlar benim. Bir diş fırçası, bir tırnak makası, bir sabun, bir de havlu. Ben temizlik konusunda özellikle böyle bir hediye olduğu için çok sevindim, benim için çok değerli demiş. Çocuklar inanamamışlar. Ama demişler, bunun neresi değerli? Hepimizin evinde diş fırçası, bunların hepsi var zaten demişler. Canoğlan demiş ki, ama biliyorsunuz biz çok fakiriz. Benim hiç diş fırçam olmadı. Annemin bütün dişleri dökülmüş vaziyette. Ben çok istiyordum bir diş fırçam olmasını. Onun için hele böyle baksanıza ne kadar süslü, hele böyle güzel bir diş fırçam olduğu için çok mutlu oldum demiş. İyi de demişler, bunları niye sakladın? Canoğlan demiş ki, ama bunlar herkesin özel eşyası olmalı. Hani belki ortada birileri kullanır, alır falan diye korktum demiş. Aman demiş, insan yarışmada birinci olunca ona değerli şeyler vermek lazım. Benim evde diş fırçam var, dişimi hiç fırçalamıyorum. Sanki çok gerekli bir şey miydi ki diş fırçası vermişler demiş. Canoğlan inanamamış. Bu söylediğine inanamıyorum demiş. Diş fırçası ne kadar değerli, ne kadar kıymetli bir şey. Sen gerçekten farkında değil misin? Birkaç yıl sonra dişlerin önce sararır, sonra kararır, sonra tek tek hepsi dökülür, ağzında diş kalmaz demiş. Hiç gülümsemen bile çok kötü olur, görünüşün bile kötü olur ve yediğin yiyeceklerden hiç lezzet alamazsın demiş. Çocuklar şöyle bir durmuş düşünmüşler, Canoğlan'a hak vermişler ama seslerini çıkarmamışlar. Canoğlan devam etmiş. Ben demiş, bir çuval altınım olacağına sağlam dişlerim, pırıl pırıl, inci gibi tertemiz, güzel dişlerim olmasını tercih ederim. Onun için bu diş fırçası benim için altından daha değerli demiş. Mesela bir çuval altınım olsa, her gün 40 çeşit yemek yapsam, yaptırsam, yemekler pişirilse benim için ama dişlerim olmasa, onları böyle çiğneyerek yediğim şeylerin, yiyeceklerin lezzetini alamasam ne işe yarar ki demiş, paran olmuş. Çocuklar düşünmüşler, birbirlerine bakmışlar. Doğrusu Canoğlan doğru söylüyormuş. Evet demiş çocuğun biri. Galiba haklısın demiş. Canoğlan demiş ki, şimdi birinize desem ki ağzınızdaki bütün dişleri bana verin, ben yerine bir çuval altın vereceğim desem kim bana bütün dişlerini verir demiş. Çocuklar hep birbirlerine bakmışlar. Hiçbirimize dişlerimizi vermeyiz altın için demişler. Hiçbir şey için vermeyiz demiş çocuğun biri. Demiş Canoğlan, demek ki dişlerimiz çok değerli, çok kıymetli. Onun için diş fırçası da çok kıymetli, onları korumamıza yaradığı için. Çocuklar Canoğlan'a hak vermişler. Sonra Canoğlan sabunu göstermiş. Bakın demiş, bütün mikroplar ellerimizden ağzımıza gidiyor eğer sabunlamazsak ellerimizi. Düşünün ki sabun yerine bir kese altınım olsa ama hasta olsam, sürekli hasta olsam ne işe yarar? O altın beni mutlu eder mi demiş. Oysa bu sabun benim sağlıklı olmama yardımcı oluyor. O yüzden benim için bir kalıp sabun bir kese altından daha değerli demiş. Çocuklar düşünmüşler, doğru demişler. Sonra tırnak makasını göstermiş. Bakın demiş, tırnaklarımız içine mikroplar birikiyor ve ağzımıza gidiyor ve bunlar da bizim hasta olmamıza sebep oluyor. Ama tırnak makası sayesinde tırnaklarımızı temiz tutabiliyoruz. Onun için benim için tırnak makası yine çok değerli demiş. Çocuklar düşününce yine ona hak vermişler, başlarını sallamışlar, haklısın demişler.
Sonra havluyu göstermiş. Bakın ne güzel ellerimi tertemiz sabunluyorum. Havluyla da kuruluyorum. Böylece daha sağlıklı oluyorum demiş. Çocuklar durmuşlar. Haklısın Canoğlan, çok özür dileriz demişler. Ve sonra vedalaşıp herkes koşarak evine gitmiş. Kapıdan içeri girmişler. Önce ellerini sabunlamışlar. Sonra doğru gidip dişlerini, diş fırçalarını almışlar. Güzelce dişlerini fırçalamışlar. Ve o günden sonra dişlerini çok güzel bakmışlar. Günde iki kere mutlaka fırçalamışlar. Tertemiz tutmuşlar. Ve gerçek hazinenin insanın sağlığını korumaya yarayacak eşyalarda olduğunu onlar da fark etmişler. Ve o günden sonra daha sağlıklı yaşamışlar. Dişleri de pırıl pırıl inci gibi olmuş. O zaman evinde diş fırçası olan, sabunu, tırnak makası ve havlusu olan her çocuk neymiş? Çok zenginmiş ve bir hazinesi varmış onun. Onun için her çocuk hazinesinin değerini bilmeli ve sağlığını korumak için hazinesini en güzel şekilde kullanmalı. Herkes dişlerini mutlaka günde en az iki kere fırçalamalı, öyle değil mi çocuklar? Temizlik güzel, el yüz yıkamak şap 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 şap. Her gün diş fırçala, fış 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 fış. Her hafta banyoda foş 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 foş. Allah temiz çocukları hep sever. Allah temiz çocukları çok sever. Çok çok sever, çok çok sever. Allah temiz çocukları. Her gün diş fırçala, fış 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 fış. Her hafta banyoda foş 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 foş. Allah temiz çocukları hep sever. Allah temiz çocukları çok sever. Çok çok sever, çok çok sever. Allah temiz çocukları. Evet değerli dinleyenlerimiz, radyo tiyatromuzu dinledik. Şimdi arkadaşlarımın anneleri ve babaları için buradan göndermek istedikleri mesajları, onlara selamlarını alacağım. Bengi, buradan annene ve babana ne söylemek istersin? Onlar için bir mesaj hazırladın mı? Ne söylemek istersin? Senden o cümleyi alalım. Çok seviyorum. Annesini çok seviyor anne, Bengi. Sadece anneciğimize mi söylüyoruz? Babacığımız değil mi? Babacığımız. Hepsine söyle bakalım. Yakup Emir, sen ne söylemek istersin annene, babana, kardeşine? Anneciğim, babacığım, kardeşim, sizi çok seviyorum. Çok seviyorsun. Evet. Üçümüzün de ikizi var. Evet. Ömer Kağan, sen bir mesaj hazırladın mı? Senden de mesajını alalım. Anneciğim, doktorda halamı iyileştirirsin inşallah. Onu Allah'a dua ediyoruz değil mi? Tamam inşallah. Anneciğine de babacığına da buradan çok selamlar, kardeşlerine de selamlar söylüyorsun değil mi Ömer? Tamam bakalım. Evet değerli dinleyenlerimiz, misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Bir cumartesi sabahında sizlerle beraber, arkadaşlarımla beraber güzel bir program yaptık. Haftaya görüşmek üzere.
Minik İstikballer Anaokulu ve Kreşi'nin katkılarıyla hazırlanan Minik İstikballer sona erdi. Hazırlayan ve sunan Şeyma Nur Kavut.